Destan dizisi 8. yüzyılda, Orta Asya'daki Türklerin İslamiyet'in kabulünden önceki dönemindeki bir destandan esinlenerek yapılmıştır. İslamiyet öncesi Türklerde oldukça çok destan oluşturulmuştur. Bu destanların bazı ortak noktaları vardır. İslamiyet ile tanışmadan önce Orta Asya'da yaşayan Türklerde kadın figürü oldukça önemsenmiştir. Destan dizisi de tam olarak bu durumu ortaya koymaktadır. Dilden dile yayılan Dede Korkut hikayelerinden uyarlama olduğu düşünülen destan dizisinin kahramanı Akkız zaten Türk mitolojisinin kadın kahramanlarından adını almaktadır. Türk mitolojisinde kadın tanrı ve yarı tanrı olarak geçen Gün Ana, Kubey Hatun, Odana gibi kahramanlardan biridir. Türk mitolojisini oluşturan ana unsurlar İslamiyet öncesine dayanmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan destanlarda toplumun inanç sistemini ve yaşam koşullarına ışık olmaktadır. Gök Tanrı inancının hakim olduğu bu dönemde, saç yapma biçimleri ve kurban adetleri de oldukça dikkat çekicidir. İslamiyet öncesi Orta Asya'da yaşayan Türklerin hayat tarzında kadının yadsınamaz büyük bir yeri vardı. Öyle ki, kadın devlet yönetir, savaş meydanlarında cenk eder, ekonomiye katkıda bulunurdu. Yani, eski Türklerde kadın oldukça güçlü karakterdeydi. Türkler için kutsal olan kadının hem mitolojide hem de tarihte yeri çok özel olduğu için birçok kadın kahraman destanları türetilmiştir. İyi ata binen, iyi savaşan, iyi kılıç kullanan kadınlar sadece Türk mitolojisinde değil Türk tarihinde de önemli yer tutar. Kadınlar savaşçıydı. Anlaşmalarda imza yetkisine sahipti ve kurultaylarda bulunma hakları vardı. At binerlerdi ve iyi ok atarlardı. Han savaşa gidince, devleti hatun yönetirdi. Akkız destanı, Akkız ve Batıga'nın hayatını konu almaktadır. Göktegin'i Batıga eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. Batıga'nın eli ve kolu tutmaz. Bu engelleri onun büyük bir kan olması yolunda büyük bir sorun teşkil etmektedir. Diğer yandan da Gökkan'ı Korkut Han, Akkız'ı daha küçük yaşlarda yetim ve öksüz bırakmıştır. Ailesini yitiren Akkız dağlarda büyümüştür. Dağ kızı olarak bilinen Akkız, çok cesur ve savaşçıdır. Han oğlu Batuga ile dağ kızı Akkız'ın imkansız aşk hikayesi, destanlara konu olacaktır. Cesareti ve korkusuzluğu ile bilinen Akkız, han oğlu Batuga ile imkansız bir aşka kavuşabilmek için zorlu engelleri aşmak zorundadır. Bu ikili aşklarını da arkalarını alarak destansı bir mücadele verir. Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur. Rus varegler, Moğollar, Soglar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gökhanlı ile Dayhanlı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır. Bu siyasi şartlarda, Gökhanlı'nın Ulu Kağan'ı Alpaguhan, baş kaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, Çolak ve Topaloğlu Batıga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gökhanlı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir. Dağ savaşçısı Akkız çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanar. Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Akkız, Dağ Hanlığı'nın cesur ve asi savaşçısıdır. Bir meleğin yüzüne ve bir kurdun gücüne sahiptir. Batuga, Gökhanlığı'nın eksik tıgini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.